arkadaşlar. Ben İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Deniz Ülke Arıboğan. Bugün sizlere duvarlı dünyanın psikolojisi üzerine kısa bir sohbet yapacağım. Üniversite kültürü dersimizin bir parçası olarak artık üniversite televizyonlarımızı kullanarak sizlere ulaşma fırsatı bulabiliyoruz. Bu da bizler için çok önemli bir teknolojik kolaylık. İsterseniz canlı seyredebiliyorsunuz, isterseniz banttan daha sonra izleyebilirsiniz. Duvarlı dünya benim aslında uzun süredir üzerinde çalıştığım bir konu ve içinde bulunduğumuz bu enteresan ve travmatik şartlarda da giderek daha fazla önem kazanıyor. Yani vaktiyle küresel bir köye dönüşmüş olan dünyamızın, işte sınırları ortadan kalkacak olan, herkesin kolaylıkla dolaşımda bulunabildiği, liberalleşmenin, demokrasinin giderek yükseldiği bir dünya düzeni hayali vardı. Vaktiyle bu böyleydi. Şimdi tam tersi şeylerden söz ediyoruz. Ülkeler sınırlarını çekiyorlar, bir başka ülkenin vatandaşının kendi topraklarına girişine izin vermiyorlar. Uluslararası ilişkilerde self-help dediğimiz herkesin kendi kendisini kurtarma stratejisi üzerine bina edilmiş bir salgınla mücadele politikası uygulanıyor. Bir yandan dünya üzerinde sağlıkçılar birbirleriyle paslaşıp bunu durdurmaya çalışıyor gibi görünseler de aslında çok önemli ölçüde uluslararası politikanın aracı haline dönüştürülmüş yeni bir düzenden söz ediyoruz. Bir salgın düzeni, bir travma düzeni, duvarların yükseldiği bir düzen, yepyeni bir düzen. Bundan birkaç sene önce Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Dünya Ekonomik Forumu'ndaki konuşmasına Charles Dickens'dan yaptığı bir alıntıyla başlamıştı. Dickens'ın Fransız Devrimi yıllarında yazdığı o İki Şehrin Hikayesi adlı romanı, ki Fransa, Paris ve Londra arasında geçiyordu bu romandaki hikaye, o romandan bir alıntı kullanarak sözlerine başlamıştı. Şöyle diyordu, zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü. Aklın da çağıydı, akılsızlığın da. İnancın mevsimiydi, kuşkuculuğun mevsimiydi. Hem aydınlığın hem karanlığın zamanıydı. Umudun baharı, umutsuzluğun kışıydı. Hem her şeyimiz vardı, hem hiçbir şeyimiz yoktu. İnsanlar aslında zor dönemler geçirebilirler. Bazen kolay olduğunu düşündükleri dönemler geçirebilirler. Ama insanların hemen her zaman hem her şeyleri vardır, hem hiçbir şeyleri yoktur. Bu olaya nereden baktığınıza bağlı. Bugünlerin psikolojisi insanları belli bir yere manipüle edecek bir sürü araç olduğu için de hiçbir şeyi olmadığı duygusuna insanları sevk edecek bir düşünce yapısı. Bu yeni bir politika ve bu psikoloji, bu toplumsal psikoloji, yönlendirilmiş olan bu duygusal dünyalar, bu zihinsel yapılar bir yandan da bir siyasi inşaat yapıyor. Bugün sizlere o siyasi inşaattan söz edeceğim. Duvarlı dünyanın psikolojisi derken. Bu yeni başlamış bir şey değil. Uzun bir süredir devam eden bir inşaattan bahsediyoruz. Belki 2001 yılında 11 Eylül saldırısıyla başlayan, 2008-2009 ekonomik krizle birlikte yavaş yavaş katları çıkmaya başlayan, tahmin ediyorum şu salgından sonra da neredeyse çatısı tamamlanan yeni bir siyasi dünya, yeni bir inşaat stratejisinden söz ediyorum. 1987 yılında Ronald Reagan Berlin Duvarı'nın Brandenburg kapısının önünde Gorbaçov'a şöyle seslenmişti. Bay Gorbaçov, yıkın bu duvarı, açın bu kapıları. Bu aslında Soğuk Savaş döneminin bitişini simgeleyen çok önemli bir konuşmaydı. Dünyada büyük bir etki yaratmıştı, büyük bir heyecan yaratmıştı. Çünkü artık insanlar o iki kutuplu dünya düzeninin, yani 1945 sonrası, 48'den itibaren inşa edilmeye başlamış olan o iki kutuplu dünya düzeninin yıkılışını görmeye başlamıştı. 1989 yılında Berlin Duvarı yıkıldığında herkes, belki de uluslararası çapta çok ün kazanmış Francis Fukuyama'nın Tarihin Sonu makalesinden de aldığı ilhamla artık bir daha sınırlarda duvar olmayacağını düşünüyordu. Duvarlar olmayacaktı, duvarları aşacaktık, küresel köyümüzde mutlu mesut yaşayacaktık. Pek öyle olmadı. Bugün artık dünya üzerinde 80'e yakın ülke sınırlarını duvarlarla çeviriyor. Bunlardan bir tanesi de kendi ülkemiz. Akdeniz kıyısında bütün Suriye şeridini kaplıyor duvarımız, bitmiş durumda. Irak, İran, Ermenistan sınırına doğru devam edecek bir sınır kapatma sürecinden söz ediyoruz. Ki hepiniz hatırlayacaksınız çok yakın zamana kadar o bölgedeki mayınları temizliyorduk ve sınırları açmaya çalışıyorduk. Sanki kocaman bir eski Osmanlı havzasında mutlu mesut yepyeni ekonomik gelişimlerle, işte zenginleşmelerle yaşayacaktık. Böyle olmadı. Neden böyle olmadı? Neden sonradan duvar inşa etmeye başladık? Çünkü zamanın ruhu değişti. Duvarlı dünyanın psikolojisi aslında bize zamanın ruhunu da anlatıyor. Bakın neler bize o duvarları inşa ettirmeye
yol açıyor. Her şeyden önce kaygılarımız. Kaygılar korkular gibi değildir. Beklenmedik ve aslında görülemeyen, soyut bir takım şeylere doğru, bir takım tehlikelerin, tehdit algılarına karşı vücudumuzun verdiği bir tepkiden söz ediyoruz. Anxiety denilen, endişe denilen şey. Bilmiyoruz. Ne gelecek bilmiyoruz. Mesela bugünkü içinde yaşadığımız salgından ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Bize ne kadar zarar verebileceğini, nerelere kadar ulaşabileceğini bilmiyoruz. Büyük bir bilinmezlikler dünyası içindeyiz. Somut olarak ortada bir virüs var, bir tehdit var, bir hastalık korkusu var. Ama soyut olarak bizi endişeye sevk eden başka şeyler var. Endişe ne zaman biteceğini bilmemek, endişe ondan sonra gelecek dünyanın nasıl şekilleneceğini bilmemek. İşimizi kaybedecek miyiz? Aşımızı kaybedebilecek miyiz? Okulumuza devam edebilecek miyiz? Nasıl bir dünyada yaşayacağız? Büyük bir bilinmezlikler dünyası içerisindeyiz. Ve insanoğlu açısından bilinmezlik kabul edilebilir bir şey değildir. Belki de en çok hayatımızı rahatsız eden şey budur. Sürekli endişe içinde yaşamamızı sağlayan şey. Biz aslında duvarlı bir ortamdan geliriz. Ana rahminin duvarları bizi korur. Küçük bir bebekken daha ana rahminin duvarları içinde korunaklı olduğumuzu biliriz. Ve Heidegger'in meşhur filozofik söylemi, dünyaya fırlatılmışlık söylemi üzerinden dünyaya geliriz. Fırlatıldığımız bu dünyanın nasıl bir şey olduğunu bilmeyiz ve onun içinde ciyak ciyak bağırırız annemizden koptuğumuz andan itibaren. Kimileri diyor ki bunu nefes almak için yaparız. Bazılarına göre o kadar korkarız ki nereye düştüğümüzü bilmediğimiz için. Ne zaman ki annemizin göğsüne yaslanırız, orada bir yaslanacak duvar, bir ortam buluruz, bir güvenlik alanı buluruz. Ondan sonra sakinleşiriz. İnsanoğlu sürekli olarak bir kaygı içinde yaşar. Ve sürekli olarak aslında bu kaygıyı bertaraf edecek şekilde duvarlar inşa eder çevresine. Ana rahminin duvarları evimizin duvarlarına, odamızın duvarlarına dönüşür. Sonra ortaçağ şehirlerindeki gibi şehrimizin duvarlarına dönüşür. Şimdiki gibi ülkelerimizin duvarlarına dönüşür. Aslında zihinlerimizin de duvarları vardır. Yani bilinmezlik, bir takım şeylerin nasıl işleyeceğini bilememek, geleceği öngörememek aslında bizim duvarlarla simbiyotik bir yaşam sürmemizi sağlar. Fiziksel yaşamımız da duvarlarla iç içedir, zihinsel yaşamımız da duvarlarla iç içedir. Hep duvarlarımız vardır. İkinci olarak korkularımıza gelelim. Korkular siyasetin ana eksenidir aslında. Siyaset korkular üzerinden şekillenir. Yönetme biçimidir, yönetme aracıdır. İnsanlar bir şeyden korktukları andan itibaren kendilerinden üst otoritelere doğru yetkilerini devretmeye ve ondan kendilerini korumalarını beklemeye başlarlar. Bu devlet teorilerinin de temelinde yer alan bir şeydir. Thomas Hobbes'tan itibaren aslında ta Platon'dan gelen bir gelenek tabii ki ama esas mesele devlet denilen şeyin, siyasi aygıt ve örgütün ortaya çıkış sebebi insanoğlunun sahip olduğu bir takım korkulara cevap verebilme yeteneğidir. İnsan tehlikelerle dolu bir yerde yaşar. Vahşi hayvanlardan gelen tehlikeler vardır. Bir takım vahşi kabilelerden gelen tehlikeler olabilir. Nükleer savaştan korkabilirsiniz, salgından korkabilirsiniz. Somut bir takım tehlikeler sürekli çevremizde vardır. Ve devletin birinci önceliği bize güvenlik sağlamaktır. Güvenlik ve korku iç içe gelişen kavramlardır. Bakın ta Gılgamış Destanı'ndan beri gerçekten bir lidere övgü düzülüyorsa onun çok iyi bir güvenlik sağlayıcı olduğunu görürsünüz. Gılgamış Destanı, Gılgamış'ın Uruk şehrini duvarlarla çevrelemesi üzerinden şekillenir. Ve o ne büyük komutandır ki Uruk şehrinin duvarlarını inşa etmiştir, dünyayı gezip görmüştür, bütün bilgileri getirmiş ve o duvarın içinde onu bir hazine olarak saklamıştır. Bir şehri duvarlarla çevirmektir Gılgamış'ı ölümsüz komutan yapan, büyük komutan yapan baktığınız zaman. O yüzden tarihin başından itibaren hayatımızda duvarlı dünyanın varlığı göz ardı edilemez. Tehlike korkuyla birlikte gelişen bir şeydir. Bir şey oluştuğu zaman, somut bir şey oluştuğu zaman, bir tehlike durumu oluştuğu zaman korkarız. Vücudumuz fiziksel tepki verir, beynimiz çalışmaya başlar, hormonlar salgılanır, şu olur bu olur. Korku duygusu hayatımızın içinde yer alan bir faktördür. Bugünün dünyasında salgına karşı korkabiliyoruz, göçmene karşı korkabiliyoruz, teröriste, işgalciye, bir şeylere karşı hep korkuyoruz. Ve hayatımızın içerisinde de bütün bu tehlikeler zaten varlar.
Şimdi en yoğun olarak salgını, o virüsü düşünüyoruz. Görünmeyen ama mikroskop altında görebileceğimiz somut bir tehlikeden bahsediyoruz. Öngörülemeyen bir şey değil, görülebilen bir şey. Dokunduğunuz anda sizi hasta edebilecek bir şey. Ha, ondan sonra nasıl gelişeceğini bilemiyoruz. Ama korku, hastalığa, virüse karşı duyulan korku olarak gelişiyor. Ve duvarlar bu korkuya karşı inşa edildiğinde aslında bir yandan da sürekli olarak bir korkunun varlığını bize hatırlatmaya başlarlar. Tehlikeyle duvar özdeşleşmeye başlar. Bir yerden göç geldiğini düşünürsünüz. Mesela ne diyor? Ronald Reagan yıkın bu duvarları demişti. Şimdi Trump'ın söylediği şey size çok büyük büyük harika bir duvar inşa edeceğim ve üstüne bunu da Meksika'ya ödeteceğim diyor, değil mi? Gerçi şimdilerde Meksikalılar Amerikalıları kendi ülkelerine almamaya çalışıyorlar, ayrı mesele. Ama temelde Trump'ın yapmaya çalıştığı şey Amerika'nın güney sınırını kapatmak. Böylece halkına da şunu söylüyor. Oradan bir takım tehlikeler geliyor size. Soyguncu geliyor, uyuşturucu kaçakçısı geliyor, hastalık geliyor, işgalci, her şey geliyor olabilir. Ama o duvar aslında aşılamayacak bir duvar değil belki. Çünkü bütün duvarlar aşılıyor. Fakat sürekli olarak bir korkunun, bir tehlikenin varlığını halka hatırlatma görevini de görüyor. Reagan'dan Trump'a geçen dünya aslına bakarsanız zamanın ruhunu da simgeleyen dünya. Peki bir yerlerde korku varsa ne oluyor? İnsanların psikolojileri nasıl şekilleniyor? Korkunun ve alarm durumunun sürekliliği, yani bir yerde bir duvarın varlığı, sürekli olarak insanların o duvarın arkasında tehlikelerin var olduğunu düşünmesi, o duvarın artık korkunun sembolü haline gelmesi, duvarın berisinde yaşayan, iç kısmında yaşayan insanları da aslında belli bir psikolojiye doğru sevk ediyor. Orada korkudan kaçman lazım. Burada bir duvarlı dünyanın içinde inşa edilmiş bir sistem var. Seni korumaya garanti eden bir sistem var. Ona itaat etmen lazım. Korkunun varlığı itaati pekiştiriyor. Çünkü ta Hobbes'cu korkudan itibaren günümüze geldiğimiz zaman, Hobbes'cu zamanlardan itibaren insanoğlu şunu biliyor ki o meşhur Plautus'tan alır aslında, Romalı şair Plautus'tan aldığı şey homo homini lupus. Yani insan insanın kurdudur. İnsanoğlu bir anarşi ortamının içinde yaşar diyor. 1600'lü yıllardan söz ediyor Hobbes. O yıllarda İngiltere'de, Britanya'da büyük bir iç savaş dönüyor. Hobbes monarşiden yana tavrını koyuyor ve kralın güçlü olması gerektiğini düşünüyor. Ve ona diyor ki o bir Leviathan'dır. Leviathan ölümlü bir tanrı. Kimdir kral? Kral devletin ta kendisidir. Bir tanrı gibi. Bir kez vatandaşlar, bir kez halk ona devrettikten sonra yetkilerini, ondan o yetkileri geriye almamaları gerekiyor. Çünkü o her yere eli kolu uzayan, eski ahitten devşirdiği, denizden çıkan bir tanrı gibi görünüyor. Britanya aslında uluslararası ortama da bir tanrısallık atfederek büyük güç olarak öneriyor Thomas Hobbes. Britanya bir deniz gücü, bütün dünyaya eli kolu yetecek bir şey. 1600'lü yıllarda henüz bu kapasiteye sahip değil ama 1800'lü yıllara gelindiğinde dünyanın %20'sini yöneten bir güçten söz ediyoruz. Üzerinde güneş batmayan bir imparatorluk inşası söz konusu oluyor. Hobbes'un teorileri ışığında. Hobbes diyor ki, bellum omnium contra omnes. Herkesin herkesle savaştığı bir dünya. Böyle bir dünyanın içinde, böyle bir anarşi atmosferinin içinde insanoğlu doğal olarak kendinden daha üstün bir gücün oluşumuna ön ayak oluyor. Devleti böyle bir yerde oluşturuyor. Hobbes'un söylediği şey bu. Pardon, şuraya geri doğru dönüyoruz. Hobbes böyle bir devleti kurduktan sonra onun da bir halkı oluşuyor doğal olarak. Sonradan 1800'lü yıllardan itibaren ulus diye tanımladığımız şey, ondan önce teba olan şey çoğunlukla, büyük bir güce karşı itaat zinciri oluşturuyor. Ve o itaati kıracak olan bir topluluk oluşuyor. O itaati kıracak olan herkes, onun dışında kalacak olan herkes, topluluğun bütününe karşı tehdit olarak algılanmaya başlıyor. Duvarın varlığı içeridekileri konsolide ediyor. Çünkü ana mesele güvenliğin sağlanması haline geliyor ve eğer o güvenlik zincirinde en ufak bir zayıflama söz konusu olursa, en ufak bir gedik açılırsa o topluluğun bütünü hasar alma ihtimaliyle yüzleşiyor. O yüzden otorite merkezileşiyor, meşruiyet sağlıyor, ortada bir tehlike olduğu için meşruiyet sağlıyor yönetim. Üstelik son derece ceberut sistemlerle bunu yönetebilirler. Aynı zamanda itaat mecburi hale geliyor ve zayıf halkaya kimse tolerans göstermiyor. Zayıf halka kim? Ya burada bir yanlışlık mı var acaba?
Gerçekten bu tehlike aslında o kadar da büyük değil mi? Acaba başka bir tehlike var, biz o tehlikenin varlığı yüzünden bunu göz ardı mı ediyoruz? İnsanların sorgulamaya başlaması. Korku varsa, tehlike varsa, duvarlı bir dünya varsa ve o duvar sürekli olarak sizi alarm durumunda tutuyorsa ve topluluğunuzu oluşturmanızın, o büyük grup kimliğinizi inşa etmenizin ana kaynağı da o tehlikenin varlığıysa, artık oradan sonra zayıf bir halkaya toleransınız kalmıyor. Demin bahsettiğimiz gibi Hobbes'çu korku bütün toplumu ve toplumdaki bütün konuların algılanma biçimini güvenlikleştiriyor. Securitization dediğimiz şey. İnsan haklarından bahsediyorsunuz, güvenlik problemi haline geliyor. Eğitim haklarından bahsediyorsunuz, bak sen güvenliğimizi zarara mı sokuyorsun diyor. Herhangi bir eleştiri getiriyorsunuz, topluluğun bütün güvenliğini tehlikeye atan bir zayıf halkaya dönüşüyorsunuz. Devleti eleştiremiyorsunuz, yürümekte olan sistemi, kuralları eleştiremiyorsunuz. Çünkü ana mesele güvenlik haline geliyor. Eğer bir yerde ana mesele güvenlikse ve topluluk bir tehlikeyi hissediyorsa üzerinde, yakın bir tehlike hissediyorsa, artık kimsenin refahtan, bir takım haklardan, daha iyi yaşamdan falan söz etmesi mümkün olmuyor. Herkesin konsantrasyon alanı çok net bir biçimde o tehlikeye yöneliyor. Topluluğun, büyük grubun kendi kimliğini muhafaza edebilmesi için bir otoriteye ve otoriteye itaate ihtiyacı oluyor. Ve ondan sonra her konu bir güvenlik endişesine dönüşüyor. Yani estetik, kozmetik konularını bile güvenlik meselesi haline getirebiliyorsunuz. Bıyığını şöyle kesersen bir taraftan oluyorsun, öbür türlü kesersen bu taraftan oluyorsun. Ve iki grup arasında devlete yakın olan taraf bıyık stilini bile belirleyen güce dönüşmeye başlıyor. Yani her şey artık güvenliğin alanının içerisine girmeye başlıyor. Aynı zamanda büyük grubumuzun, büyük grup kimliğimizin tanımlayıcısı olarak da duvarları kullanıyoruz. Demin söylediğimiz gibi duvarın bir tehlikeye karşı inşa edilmiş olduğunu anladığınız andan itibaren duvarın iç kısmında yaşayanlarla duvarın öbür tarafında yaşayanlar arasında çok keskin bir ayrım ortaya çıkıyor. Duvarın bu tarafında yaşayanlar, yani birlikte o korku motivasyonunu paylaşanlar biz oluyor. Duvarın öbür tarafı da onlar oluyor. Bakın eğer demin söylediğim gibi Türkiye'nin Suriye ile sınırına baktığınız zaman çok yakın zamana kadar mayınları temizlediğimiz o sınır ve hatta Suriye bizim iç işlerimizdir dediğimiz sınır, Ortak Bakanlar Kurulu kararları aldığımız bir yapıdan söz ediyoruz. Birlikte davranan bir yapıdan söz ediyoruz. Dost ve müttefik ülkelerden, unsurlardan söz ediyoruz bütün çevremizi kapsayan. Ama bir kez duvarı inşa ettiğiniz andan itibaren artık orası sizin iç işiniz olmaz. O duvar artık o kadar net bağırmaktadır ki o duvarın arkası benim dış işimdir. O duvarın arkası dıştır benim için. Ötekidir, tehdittir, tehlikedir, düşmandır. Çünkü duvar insanın iç kısmında, yani duvarın berisinde kimlerin var olduğunu tespit eden bir şeydir. İnsan toplumsal bir varlıktır ve kendini belli bir büyük grup kimliğine ait hissetmek ister. Duvarlar aidiyeti simgeler. Hem aidiyeti simgeler hem de sizi tanıtır. Duvarın iç kısmında yaşayanlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. Dış kısmında yaşayanlar onlardır, düşmandır, tehdittir ya da en azından bizden değildir. Bunu tanımlamaya başlarsınız. Ve duvarlar aynı zamanda kolektif belleğin inşa sürecinde geçmiş travmaları, korkuları ve sembolleri kurucu ve hatırlatıcı rol oynarlar. Yani ta Çin Seddi'nden bu yana kadar o duvarlar içinde tarihi hikayeleri barındırırlar. Yıllar geçer, 10 yıllar geçer, 100 yıllar, 1000 yıllar geçer zaman zaman. O duvar, o inşaat orada durduğu müddetçe kolektif belleğinizde sakladığınız bütün o travmalar o duvar sembolünün içinde gizlidir aslında. William Faulkner'ın çok güzel bir lafı vardır. Der ki, geçmiş hiçbir zaman geçmiş değildir. Geçmiş asla unutulmaz. Gerçekten büyük topluluklar, o toplulukları topluluk yapan şeylerden bir tanesi de geçmişte kurulmuş olan duvarlarıdır. Duvarın kime karşı inşa edildiğidir. Bizim nasıl kurgulandığı, nasıl inşaat halinde yepyeni bir yapının, büyük grup kimliğinin oluşturulduğudur. Onun için bu duvarlar aynı zamanda tarihi hikayelerimizin aktarım sembolleridir. Bize birer nesne sunarlar bazı şeyleri hatırlayabilmemiz için. Kolektif belleğimizde bizi büyük grup haline getiren hikayeleri, anlatıları bize hatırlatan birer sembol rolü de oynarlar. Aynı zamanda kültürel bakımdan da ayırıcı ve belirleyici rol oynarlar. Tarihin başından beri
Eğer bir yere duvar çekiliyorsa, bir şehir, bir kasaba duvarlarla çevriliyorsa, o duvarların iç kısmında korunacak bir şey var demektir. Çoğu zaman bir zenginlik var demektir. Duvarın iç kısmı uygarlık inşa eder. Çünkü orada kalıcıdır, başka bir yere gitmeyi düşünmemektedir. Belki yüzlerce yıl torunu, büyük torunu hep öyle yaşayacak diye düşünmektedir. Ve bu kültür biriktiricidir. Hikaye biriktirir, mülk biriktirir, zenginlik biriktirir. Ana hedefi o şehrin içerisindeki uygarlığın, hikayenin devamlılığını sağlamaktır. Duvarın dışında kalan kısımsa, barbar denir onlara, tarihin başından beri öbür taraftır çünkü. Onun için ana motivasyon kaynağı artık o duvarı aşmak ve onun içerisindeki zenginliğe el koymaktır. Yıkmak ya da el koymak haline gelir. Çünkü o duvar sürekli olarak dıştan baktığı zaman içeride bir zenginliğin, bir uygarlığın, bir yaşamın olduğunu anlatmaktadır. Ve bu tarafı sürekli olarak motive etmektedir. Burasının amacı, duvarın iç kısmının amacı o duvarın geçilmezliğini sağlamaksa, ana motivasyon kaynağı ve onları biz duygusuna iten şey, öbür tarafı biz yapan şey de o duvarı bir gün olup, bir gün gelip aşabilme hayalidir. Hayaller içerisinde dünya uygarlarla barbarlar arasında bölünür. İç kısımda duvarın içinde yaşayanlar statükocu ve biriktirici olur. Öbür taraftakiler yıkıcı, çözücü ve zapt etme motivasyonuyla dolu olur. Tarihsel olarak duvarın içi uygarları tanımlarken dışı da barbarları anlatır. Ve duvarlar inşa edildiğinden itibaren de Gılgamış rolünden de bahsettim sizlere. Liderliğin tipolojisi de netleşir. Bir kere bir yere duvar inşa ediyorsunuz. O duvarın içinde korumak zorunda olduğunuz bazı zenginlikler var. Artı insanlar var. Artı kimliğiniz var. Artı o duvar önemli ölçüde sizin sınırınızı belirliyor. Yani onu da bir şekilde kullanmak zorundasınız. O zaman artık duvarın içinde yaşayan insanlar dışarıda da bir tehlike olduğunu sürekli o duvara baktıkça görüyorlar ya. Kendilerini yönetecek olan lideri güvenlik eksenli olarak belirlemeye başlarlar. Yani kimsenin derdi aşı, ekmeği, daha iyi bir iş hayali, daha iyi bir eş hayali, daha iyi bir arsa hayali falan olmaz. Eğer ortada bir güvenlik problemi varsa bir tane mesele vardır. Bakın şu anda bile kimse aslında üstüne başına bir şey almayı, güzel bir restoranda yemeyi hayal edebilirsiniz ama şu anda nasıl yerimi düşünmüyorsunuz. Şu anda çünkü insan canı tehlike altında, bunu korumak zorundayız. Tek motivasyonumuz var, diğer her şey kenara bırakılmış durumda. Evde kalmalıyız, salgına karşı direnmeliyiz, çocuğumuzu, büyüklerimizi korumalıyız. Bu hedefler içerisinde kendimizi odaklamış durumdayız. Böyle dünyalar oluşmaya başladığı andan itibaren liderin güçlü olması gerekir. Halk şunu görmelidir, o lider her şeye direnebilme gücüne sahiptir. Salgın da olsa, terör de olsa, düşman ordusu da gelse, lider o duvar üzerinden, o duvarın içinde yaşayanları koruma gücüne sahiptir. O motivasyon artık liderleri ne üstleri başları şık mı değil mi, ne genç mi yaşlı mı, ne İngilizcesi iyi mi kötü mü, bunları falan hepsini bırakırsınız. Daha önce eleştirdiğiniz şeyler ve bir başkomutan seçmeye başlarsınız. Bir komutan seçmeye başladığınız zaman halk askeri disipline girmeye başlar. Disiplin topluluğun ana karakteri haline gelir. Ve gördüğünüz gibi bakın Xi Jinping'den Putin'e, Trump'tan Erdoğan'a kadar hepsinin askeri kıyafetlerle verilmiş pozlarını görürsünüz. Hepsi aynı zamanda başkomutandır zaten. Ama başkomutanlık rolü gerçekten bir savaş durumunda söz konusu olması gereken bir şeydir, değil mi? Mümkün olduğu kadar sıklıkla bu görüntüleri vermeye başlarlar. O duvarlı dünyaya dönüş başladığı andan itibaren tehlikelerle dolu olduğuna inanılan ve güvenlikleştirilmiş bir ortamın artık ana inşa hali olduğuna, ana kurgu olduğuna ikna edildiği andan itibaren otorite çok rahat bir biçimde kendi sert önlemlerine meşruiyet sağlar ve siyasi liderler aynı zamanda askeri liderlere dönüşmeye başlar. Böyle olduğu zaman ne olur? İşte içinde yaşadığımız o duvarlar aynı zamanda birer hapishane haline de dönüşebilir. Bakın duvarlar genellikle dışarıdan gelecek olan, onu geçmeye çabalayan barbarlara, kötülüklere, tehlikelere karşı inşa edilirler ama özü itibariyle duvarın iç kısmında yaşayanların da dışarıya çıkmasına izin vermezler. Berlin duvarı böyle bir şeydi mesela. Bir yerde duvar inşa ettiğinizden andan itibaren bir hapishane ortamını da kendiniz için kurguluyorsunuz demektir. Güçlü bir otorite, itaatin çok yoğun olarak empoze edildiği bir otorite,
dışarıda tehlikelerin var olduğu bir düzen, büyük grup kimliğinizi inşa ettiğiniz, bir sürü hikayeyle, anlatıyla, tehlike ve tehdit hikayeleriyle beslediğiniz bir düzen ve onun içerisinde sizler var oluyorsunuz. Duvarların varlığı içeridekilerin dış dünya ile bağlantısını da kopartır. Bakın Çin'de Great Firewall dijital anlamda dış dünya ile bağlantılarını önemli ölçüde durduruyor insanların. Çünkü dijital alan daha özgür ve daha duvarları aşan bir alan. O yüzden daha sonra sohbetimizde geleceğiz. Dijital alanla fiziki alanda da duvarların varlığını hiçbir zaman göz ardı etmemek gerekiyor. Duvarlı dünya kapalı bir toplumdur. İçine kapalı bir toplumdur. Dış dünyayla çok fazla alakası olan bir toplum değildir. Buna zaman zaman bir panoptikon toplumu adını da vermemiz mümkündür. Bakın panoptikon toplumu nasıl bir şey? Yıllar önce Jeremy Bentham tarafından inşaat kurgusu yapılmış bir hapishane aslında. Jeremy Bentham böyle bu yarı kesitini görüyorsunuz burada. Bir hapishane tasarlıyor. Aslında malum hepiniz de bilirsiniz, hapishane dediğimiz şey özü itibariyle hele o çağlarda 1700, 1800, 1900'lerin başlarında böyle bir düzen içerisinde yerleşmiş karanlık zindanlardan oluşur yan yana. Gardiyan bütün o zindanların önünden geçer, yemek verilmesi gerektiği zaman yemek verir. Küçücük camından içeriye bakar, ne yapıyor mahkum diye kapatır gider. Mahkumlar karanlıktadır, gardiyanın yolu aydınlıktır. Jeremy Bentham diyor ki bu çok masraflı bir şey, üstelik doğru değil, disipline de etmiyor. Ve aynı zamanda mahkumlar için de eziyetli diye düşünüyor. Aslında bir inovasyon olarak getiriyor. Daha insani bir hapishane yaratma düşüncesiyle kurmuş. Maliyeti de düşürüyor kendince. Diyor ki şöyle yuvarlak bir düzen içinde hücreleri oluşturalım ve tam ortasında şu gözetleme kulesini yapalım. Bütün hücreler, hapishanenin bütün hücreleri bir dairesel alan içerisinde bu gözetleme kulesine baksın ve gözetleme kulesi 360 derece herkesi görebilir halde olsun. Ve fakat zindanları da karanlık yapmayalım. Zindanlar aydınlık olsun 24 saat. Gözetleme kulesi ise örtülmüş kapalı olsun. İçinde bir gardiyanın olup olmadığını kimse fark etmesin bile. Orada bizi gözetliyor duygusunun varlığı yeterli. Ve üstelik her an sana bakabiliyor olduğu duygusuyla yaşamak zorundasın. Şimdi düzgün bir hapishanede ayak seslerini duyarsın gardiyanın. Saatini bilirsin yemeğinin geleceği saati. Pencereyi açar, içeri bakarsın. Onu bakmadığı dönemde o karanlığın içinde canının istediğini yapabilirsin. Ama bu düzende 24 saat sürekli acaba sana bakıyor mu duygusu içinde yaşayacağın için sürekli disipline olmak zorundasın. Çünkü gerçekten sana bakıyor olabilir. Görmüyorsun gardiyanın nereye baktığını. Seni görebilir kapasitesi var mı? Var. O anda sana bakıyor olabilir mi? Olabilir. O zaman her anını, her saniyeni disiplinli olarak yaşamak zorundasın. O gözetleme kulesi hayatının en önemli parçası ve ekseni, dünyaya bakışının ekseni haline geliyor. Michel Foucault, çağımızın en büyük düşünürlerinden bir tanesi, bu hapishane modelini alıyor ve günümüz toplumuna uyarlıyor. Ve diyor ki, okullar, hastaneler, hapishaneler gibi yani aslına bakarsanız hepsi bir gözetleme dünyası. Hepimiz birileri tarafından gözetleniyoruz. O meşhur hatta insanoğlunun hep izlendiğini düşünüyor. Ve hepimizin sürekli bir disiplin altında yaşamak zorunda kaldığını düşünüyor. İçinde yaşadığımız dünya gerçekten aslına bakarsanız teknolojik bakımından herkesin izlenebilir olduğu bir dünya. Üstelik biz bu izlemeyi çok da böyle zorlayarak falan filan da yapmadıkları için farkında da değiliz tutsaklığımızın. Çünkü bütün hayatımıza dair bilgileri, verileri zaten gönüllü bir biçimde aktarıyoruz. Zaten isteyerek çırılçıplak, sanki bir çıplaklar kampındaymışız gibi kullandığımız kredi kartlarından, işte yemek siparişlerimizden, e-devletimizden, elimizde tuttuğumuz telefonlarla nerede olup nereye gittiğimizin bilgisini vermekten, kaç adım, günde kaç adım attığımız, WhatsApp mesajlarımızla kimle sevgili olduğumuz, hayatımıza dair hiçbir gizemin kalmadığı bir dünyanın içindeyiz. Üstelik bunu İşte Instagram'dan yayınlıyoruz, WhatsApp mesajlardan yayınlıyoruz, Twitter'dan yayınlıyoruz, TikTok'larımızdan giriyoruz. Bizi tanıyan bir sistemden söz ediyoruz. İçinde yer aldığımız sistem gerçek anlamda bütün dijital kapasiteye sahip bir panoptikon dünyasına doğru gidiyor. 24 saat aldığımız nefesi fark edebilecek bir düzenden söz ediyoruz. Bakın bugün Çin salgınla baş etmekte çok başarılı olduğunu söylüyorlar. Bilmiyoruz, öyle olduğunu kabul edelim. Nasıl yapıyorlar?
1 milyardan fazla insanı yüz tanıma sistemleriyle merkeziye entegre etmiş durumdalar. Evden çıkma deyince çıkmamak zorunda. Çıktığı anda sistem onu yakalıyor, kredisini düşürüyor. Hayatı boyunca bütün hayatını çok zor şartlarda yaşamaya mahkum edebiliyor. Xi Jinping dünyanın en güçlü liderlerinden biri ve Çin dünyanın en büyük teknolojik güçlerinden bir tanesi. Ve bunu önce kendi vatandaşlarına sonra dünyaya doğru yayıyor. Benzer bir teknolojik kapasite Amerikalılarda var. Onlar bütün dünyayı monitör ediyorlar, etmeye çalışıyorlar. Bazı yerlerde kısıtlar var. Çin isterse Amerika'nın içinde operasyon yapabilir çünkü alan boş. Ama Amerika Çin'in içerisine çok kolay giremez çünkü çok ciddi kısıtlar var. Sosyal medyaya girişler yasak ve halkın veri vermesini engellemeye çalışıyorlar. O zaman ne yapıyor? Trump'ın yaptığı şey de bugün o büyük teknoloji savaşına giriyor. Altyapıdan bilgi çekimini falan durdurabilmek için Çinli şirketleri teknoloji sisteminin dışına atmaya çalışıyorlar. Ve bunu bütün Batı sistemine de empoze etmeye çalışıyor. İçinde yer aldığımız şey bir yandan teknolojik savaşlar, bir yandan belki biyolojik savaşlar bilmiyoruz. Bir yandan ticaret savaşları, bir yandan siyasi savaşlardan söz edebiliyoruz. Ve fakat insanlık açısından ortaya çıkan durum ne? Aslına bakarsanız bir hapishanenin içindeyiz ve fakat tutsaklığımızın farkındalığını yitirmiş durumdayız. O zaman ne oluyor? Bir kaçış planı hazırlamıyoruz bile. 1984 romanında George Orwell şöyle bitiriyor romanı. Üstelik biz o büyük biraderi sevmeye başlamıştık. Büyük biraderinizi sevmeye başlıyorsunuz. Düzenin getirisi de bu. Sınırlar ve sınır duvarları başka neler bize gösteriyorlar? Duvarlar aynı zamanda bu panoptikanın yani bu hapishanenin sınırlarını belirliyor ve tahkim ediyor. Bakın Türkiye bir yandan duvarlarını inşa ederken işte göçe karşı, teröre karşı, efendime söyleyeyim belki sınırlarını biz ve onlar duygusuyla belirleyip içerideki konsolidasyonu yükseltmeye çabası içerisinde bunların hepsi bir paketin içinde yer alabilir. Ama aynı zamanda şunu söylemeye çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin misak-ı milli sınırları budur. Özellikle yani misak-ı milli sınırların biraz gerisinde kalmakla birlikte şu andaki sınırlarımızın tehdit altında olduğunu düşündüğümüz için bu sınır tahkimatını yapıyor devlet. Ve uzaydan bile görünebilecek bir sınırlar bütününden söz ediyoruz. Artık diyor ki bundan beriye ben düşmem. Benim çitim, benim alanım budur. Ve burada yaşayan insanlar bana aittir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliğine sahiptir. Jean-Jacques Rousseau'nun özel mülkiyet karşısında söylediği çok önemli bir söz vardır. Der ki en büyük hırsızlık Allah'ın tarlasını, toprağını getirip bir çitle çevirip burası bana aittir demektir. Yani mülkiyet bana aittir demek bir hırsızlıktır onun görüşüne göre. Ama mülkiyeti belirlemek için ne yaparsınız? Çitle çevirirsiniz. Bugünün dünyasında devletler, özellikle sınır problemi olan devletler, sınır kendisine ait olduğunu iyice bastıra bastıra gösterebilmek için orada kalın bir çizgi, kalın bir hat oluşturmaya çalışıyorlar. Bu bir sınır tahkimatıdır. Sınır sorunları yaşayan ülkelerin hak iddialarını çok net olarak ortaya çıkarır ve artık uzaydan bile görünür. Neresi? Biz öyle coğrafi haritalarda görürüz ya, kırmızı ülke burada, yeşil ülke burada, sarı ülke burada. Bazen doğal sınırlar vardır ülkelerin arasında. Nehirler gibi, belli dağlar gibi, belli kanallar gibi. Bunların olmadığı yerlerde aslında sınır hatları ekvator çizgisi gibidir. Yani orada bir toprağın üstünde bir çizgi yok çoğu zaman. Uçaktan giderken de görmezsiniz. Hangi bölgeye, hangi devlete aittir onu fark edemezsiniz. Harita üzerinde görünür halbuki. Şimdi bu duvarların inşası uçaktan baktığınızda da görünebilir bir biçimde hangi ülke ne toprağa, nereye kadar sınırlara sahip, toprak kime ait onu belirleyen bir yapıya sahip. Ve en önemli yönlerinden bir tanesi de duvarın inşasının en önemli yönlerinden bir tanesi de duvarların hangi yöne doğru yapıldığı. Yani tehlikeyi ne tarafta algılıyorsunuz? Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin hep konuşuyor Rusya'dan füze alıyoruz, S-400'ler, işte NATO ile ilişkilerimiz bozuk şu bu bir sürü şeyler konuşuldu değil mi? O yıllarda, o zamanlardan beri hep aynı şeyi söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin duvarları Batı'yı tehlike olarak algılıyormuş gibi yapılmıyor. Yunanistan'a, Bulgaristan'a ya da Batı tarafına inşa edilen bir duvar yok. Aksine ta Ermenistan'ı da kapsayacak şekilde Türkiye'nin bütün güney ve doğu hattını kapatıyor. Türkiye aynı zamanda şunu söylüyor. Benim sınırlarım NATO'nun sınırlarıdır, Batı'nın sınırlarıdır, Avrupa'nın sınırlarıdır. Söylediği şey çok net aslına bakarsanız. Siz eğer
NATO müttefiklerini tehlike olarak algılıyorsanız o tarafa doğru duvar yaparsınız. Ama bu taraf, bu sınır sizin kimin tarafında olduğunuzu, hangi gruba, hangi siyasi akıma ait olduğunuzu da belirliyor. Bakın Baltık ülkeleri, Estonya, Letonya ve Litvanya açısından Rus ordusunun son dönemde ortaya çıkan yayılma stratejisi çok ciddi bir tehlikeye dönüşmüş durumda. Rusya'nın askeri yayılımından çok endişeleniyorlar. Bunun üzerine özellikle de Rusya'nın Kaliningrad gibi bir bölge var Baltık Denizi'nde, Rusya. Ve fakat Rus ana vatanıyla bağlantısı yok. Arada Litvanya falan var. Rusya'nın o toprağa, kendi toprağına Kırım gibi bir müdahalede bulunabileceğini düşündüğü için Ruslarla olan sınırları duvarlarla çeviriyorlar. Litvanya çok açık bir biçimde söylüyor. Ben Rus tehdidine karşı bu duvarları inşa ediyorum diyor. Hatta Kaliningrad valisi de söylemiş. Bizde tuğla fabrikası var. Size isterseniz tuğla gönderelim diye. Çünkü aslında Stratfor'un raporlarına göre bir Rus işgali 48 saat içinde bütün Baltıklarda sonuçlanabilir. Hiçbir direnişle karşılaşmaz. NATO bile devreye giremez diye şey yapmışlar, raporlamışlar. Rusların orada o bölgeyi işgal etmeye çalışması halinde askeri kapasitesinin orayı tamamıyla işgal etmeye yetecek olduğunu biliyor. Neden yapıyor peki bu duvarı? Şunu söylemeye çalışıyor. Ey Rusya, bil ki ben NATO toprağıyım, ben Avrupa toprağıyım. Bu sınır, bu duvar sınırı gösteriyor nereye kadar gidebileceğin. Ve NATO'ya da söylüyor, ben sendenim, beni korumazsan bak senin toprağın işgal edilmiş olabilir. Yani aslında tehlikeyi Rus tarafından algıladığı için oraya doğru duvar inşa ediyorlar. Kimiyle Estonya yavaş yavaş geri plana atmaya başladı projesini ama kararını almış durumda. Letonya keza öyle. Devletler Rusya'nın Kırım'a ve Suriye'ye inişinden sonra özellikle Rusya ile sınırı olan devletler açısından çok ciddi bir endişe kaynağı olmaya başladı. Ve o duvarın inşası kimlerden olduğunu o ülkelerin gösteren bir sınır belirleyici de oluyor. Ve 21. yüzyılın duvarları. Günümüzde artık 80 tane ülkenin sınırlarını duvarlarla çevirdiğinden söz ediyoruz. Neden çeviriyorlar? Bakın düzenli olarak artık böyle haritalar yayınlanıyor. Sınır duvarlarının bütün dünya haritalarını yeniden pekiştirdiğinden söz ediyoruz. Şimdi bu salgından sonra belki çok daha net olarak ortaya çıkacak. Çünkü Avrupalılık düşüncesinin, Avrupa Birliği'nin vatandaşlığı üzerinden şekillenen Avrupalılık düşüncesinin nereye doğru evrileceğini bilmiyoruz. Brexit süreci zaten Avrupa felsefesini, Avrupa idealini biraz sallamıştı. Tamamen kökünden yıktığını söyleyemem. Çünkü İngiltere'nin, yani Britanya'nın Avrupa Birliği üyelik süreci zaten çok eziyetli bir süreçti. Yani 1973'e kadar Fransızlar tarafından daimi olarak veto edilmiş bir başvuru sürecinden söz ediyoruz. İngiltere hep birazcık ana karanın dışında, Avrupa'nın azıcık dışında yer alan bir ülke olduğu için, bir ada ülkesi olduğu için hiçbir zaman tam olarak o Avrupa mantığının içerisinde yer almamıştı. Fransa-Almanya denilen, ya Almanya ve Fransa öncülüğünde gelişen bir entelektüel ve burjuva projesidir aslında Avrupa Birliği düşüncesi ve temelinde demokrasi, liberalleşme, bu çerçevede liberal bir ekonomik model içerisinde kalkınma, modernizasyon ve Avrupalı olan herkese destek mekanizması içerisinde gelişmiş ve Avrupa Birliği üyelerine de çok fazla faydası olmuş olan bir yapıdan söz ediyoruz. Ama bugün gelinen noktada çok net olarak ortaya çıktı ki İngiltere zaten hani diyelim ki Euro bölgesinde değildi, Schengen'de değildi. Yani İngiltere'nin Brexit'le sistemden çıkması aslında belki çok yıkıcı etkiler yaratmayabilir. Ama İtalya'nın, İspanya'nın bu kadar çaresiz kalması, Avrupa ülkelerinin kendilerini koruyabilmek için sınırlarını tamamen kapatması giriş çıkışa, bütün ellerinde sahip oldukları kaynakları kendi ülkeleri için tutması, buna mukabil Rus ordusunun İtalya'ya yardım göndermesi, İtalya sokaklarında, Milano sokaklarında Rusların kamyonlarının dolaşıyor olması, zırhlılarının dolaşıyor olması aslında bugün Avrupa'nın içerisinde bulunduğu o ruh halini de çok net olarak ortaya çıkarıyor. Duvarsız dünyanın en önemli simgelerinden bir tanesi başarılı bir model olduğu için de Avrupa Birliği projesiydi. Avrupa Birliği projesinin yıkılması psikolojik olarak duvarsız bir küreselleşme düşüncesinin de aslında ciddi olarak zayıfladığını gösteren bir şeydir. Bu nedenle uluslararası ilişkiler alanı muhtemelen önümüzdeki dönemde küreselleşme yönünde, yani duvarları ortadan tamamıyla kaldıran ve
psikolojik olarak insanların birlikte çalışmaya yönlendiği bir dünya olmayabilir. Kimileri bu salgın düşüncesinin ve işte sınırlar ötesinde insanların birbirleriyle empati kuruşunun çok anlamlı olduğunu, aslında insanları birbirinden ayırmanın mümkün olmadığını düşünüyor. Hala şu sıralarda duvarlı bir dünyanın değil, aksine küresel yönetişimle yönetilecek olan, tek merkezden yönetilecek, ortak normlarla yönetilecek olan bir dünyanın çok daha muhtemel olduğunu düşünenler var. Bunu bir kenara koyalım çünkü bu düşünce de herkes kendi antitezini yaratacağı için bu düşünce de mutlaka bir alan kaplayacaktır. Mutlaka dalgalar yükselip alçaldıkça bazı zamanlarda daha ön plana çıkacaktır. Fakat bugün artık 1990'lı yıllarda Ferit Zekeriya'nın yazdığı çok önemli bir makale var 90'ların sonunda. İlliberal demokrasilerin yükselişinden söz ediyor. İlliberal, yani liberal değil, yani özgürlükçü değil. Nedir bu? Gidiyorsunuz, bir sandık var, oy sandığı var, partiler var, kişiler var, oyunuzu atıyorsunuz. Oyunuz bir kere sayıldıktan sonra ve bir lider seçildikten sonra, bir hükümet kurulduktan sonra artık azınlıkların haklarının korunması gibi bir kavram yok. Böyle bir endişe yok. Çünkü liberal demokrasinin özü oy vermeyen kişilerin, o hükümete oy vermeyen kişilerin haklarının korunmasına dayalıdır. Yani azınlıkların haklarının korunması liberal özgürlük bir demokrasi inşa eder. İlliberal demokrasi ise çoğunluğun hakları üzerine dayalır. Yani çoğunluk iktidarı belirlediğine göre çoğunluğun talepleri esastır ve bunun üzerinden kurgulanacaktır bir demokrasi. Azınlığı kimse bir puanla bile kaybetmiş olsa göz önünde bulundurmayacaktır der. Ferit Zekeriya illiberal demokrasilerin yükselişinden söz etmişti 90'ların sonunda. 2001'de 11 Eylül saldırısı ve dünyanın tamamıyla El-Kaide terörü korkusu üzerinden bütün endüstriyel ve ekonomik kaynaklarını askeri alana doğru aktarması. İkincisi 2008 ekonomik krizi üzerinden liberal bir ekonomik ortama devlet müdahaleciliğinin çok netleşmesiyle başka bir sistemi öngörmüştü. Bu salgın, şu anda karşı karşıya olduğumuz salgın, ciddi bir salgın. Evimizde kalıyoruz, kalmaya devam ediyoruz, derslerimizi dinliyoruz, kitaplarımızı okuyoruz. Ama bir de bu salgının sonrası var. Ortaya çıkacak olan ekonomik, siyasi dönüşüm var. O dönüşüm büyük bir ihtimalle daha otoriter ve daha duvarlı dünyayı destekleyebilecek olan bir oluşum gibi geliyor. Çünkü insanlar artık zihinsel yapılarının içinde tehlikeyle karşı karşıya kaldıklarında ne kadar çaresiz olduklarını gördüler. Sığınacak limanlar arıyorlar. Allah'a sığınabilirler, bazı kült liderlere sığınabilirler. Kült olmak, yani büyük bir grup kimliğini belli bir tarikat, belli bir mezhep etrafında toplayabilmek, inanç, özellikle Amerika'da çok yaygın olan şeyler, o liderin çatısının altına girmek ya da devletin çatısının altına girmek. Devletin sizi güvenliğe alacağına inanıyor olmak. Bu önümüzdeki dönemin, duvarlı dünyasının ana çıktısı olacak gibi görünüyor. Bundan sonra neler var? Bu duvarlı dünya, içinde yer aldığımız bu duvarlı dünyanın motiflerinden bahsedeceğim ama şimdilik zamanımız doldu. Bir sonraki derste inşallah hep beraber küreselleşme, Çin, Rusya, liberalleşme, demokrasi gibi kavramlar üzerinden duvarları inceleriz. Hepinize sevgilerimi iletiyorum ve mutlaka evde kalın diyorum.